Dünya Sağlık Örgütü 20. yüzyılda 100 milyon kişinin sigaraya bağlı hastalıklardan öldüğünü tespit etmiş. 21. yüzyılda da 1 milyar kişinin öleceğini öngörmektedir. 1987 yılından beri her yıl 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü olarak kutlanmaya başlamıştır. Sebebi halk arasında farkındalık yaratmaktır. Bu amaçla Dünya Sağlık Örgütü Birleşmiş Milletler nezdinde bir anlaşmayı imzaya açmıştır. Bu anlaşmayı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 170'ten fazla ülke imzalamıştır. Birleşmiş Milletler tarihinde en kısa zamanda en çok ülke tarafından imzalanan anlaşma olmuştur ve tarihine geçmiştir. Bu anlaşmadan sonra Türkiye'de 4207 sayılı yasa çıkarılmış. Bu yasayla bildiğiniz gibi sigara tüketiminde reklam, satış ve kapalı alanlarda içimi ile ilgili bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Bu kısıtlamalar neticesinde Türkiye'de 2008 yılına göre 2010 yılında 724 milyon adet, 2009 yılına göre 678 milyon adet sigara tüketimi düşmüştür. Bununla birlikte 2008 yılında 3 milyar 730 milyon, 2009 yılına göre ise 3 milyar 650 milyon lira paramız daha az tüketilmiştir. 20 bin esnafımız sigara satışını bırakmıştır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde de 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü etkinlikleri çerçevesinde bildiğiniz gibi Alo 171 sigara bırakma danışma hattı açılmış. Bu hatta 90 hat, 200 operatör 24 saat hizmet vermektedir. Bizler de Türkiye genelinde 232 sigara bırakma polikliniğiyle hizmet vermekteyiz. Sigara bırakma ilaçları bilindiği gibi ödeme kapsamında değildir. 2011 yılında Sağlık Bakanlığı sigara bırakma polikliniklerinde kullandığımız ilaçlardan 250 bin tanesini satın almış. Bunları sigara bırakma polikliniklerinde ihtiyaç duyulan ve uygun görülen hastalara ücretsiz olarak dağıtımı başlanmıştır. İlimiz genelinde 6 sigara bırakma polikliniği hizmet vermektedir. Balıkesir İl Merkezi içinde Balıkesir Devlet Hastanesi ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde hizmet verilmektedir. Bu ilaçlar sadece bu iki hastanede ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Tüm bunların sonucunda bizim için en önemlisi tabii ki TÜİK, Dünya Sağlık Örgütü'nün ortaklaşa, Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa yaptığı araştırma sonucunda 2006 yılından bugüne, yani sigara bırakma polikliniklerin ilk açılmaya başladığı günden bugüne kadar %33,4 olan Türkiye'deki sigara bağımlı oranı %27,1'e kadar düşmüştür.